Özellikle İşçi Partisi liderinin Beka Vadisi'nde terör örgütünün kamplarında terör örgütünün liderleriyle sarmaş dolaş çektirdiği fotoğraflar, terör örgütüne verdiği akıllar, tavsiyeler herkes tarafından çok iyi biliniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i bu sözlerle hedef aldı. Erdoğan, Gladio'nun psikolojik harekat malzemesi olarak piyasaya sürdüğü fotoğraflara sarıldı. Perinçek'i Öcalan'a akıl vermekle suçladı. Bir röportaj yapalım. Perinçek, Öcalan'la görüşmelerini 2000'e doğru dergisinde yayımlamış, görüşmelerin bütün ayrıntılarını burada anlatmıştı. Perinçek, Ergenekon davasındaki savunmasında da 2000'e doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak yaptığı o röportajı anlattı. PKK'nın Amerika'nın aleti olarak kullanılması Türkiye'nin işine yarayacak bir şey değil. Bu eksende bir röportaj yapalım. Hakikaten o eksende bir röportaj yapmışız, yayınlamışız. Perinçek, Öcalan'a neler söylediğini savunmasında da açıklamıştı. Perinçek bize, Amerika'nın ve Avrupa'nın peşinden gitmeyin, bu yolla bir yere varamazsınız. PKK'yı dağıtın, Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer alın telkinlerinde bulundu. Onlara Amerikan planlarında rol almamaları konusunda telkinlerde, uyarılarda bulunabilir miyiz şeklinde ki bütün röportajı baştan sona okuduğunuz zaman bunlar da görülecektir. Perinçek'in bu röportajı büyük etki yarattı. MGK'da görev yapmış bir komutan, Türk ordusunun bölgede bu röportajı çoğaltıp dağıtma ihtiyacı duyduğunu anlattı. Abdullah Öcalan'la röportajınızı dedi, 2000'e doğru da yayınladığınız zaman çoğaltıp dedi binlerce bütün Güneydoğu'da dağıttık. O röportaj bizim o kadar işimize yaradı. İşçi Partisi lideri Perinçek, Öcalan'la röportaj nedeniyle açılan iki davadan beraat ettiğini, bir soruşturmada da takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Üç kere bu yargının önüne gitmiş. İkisi mahkeme kararı, kapı gibi kararlar, biri de savcılığın takipsizlik kararı.